Sayın Kaya, buyurun. Ya şimdi bir dakika Sayın Milletvekili, bir dakika ya. Sayın Milletvekili, şurada dört adım gel, şurada sessiz konuş ya. Sen de oraya geç, sessiz konuşun. İşte bir, üç dört adım attınız, böyle bağırıyorsunuz ya. Sayın Kaya, buyurun. Dört adım ya, şuraya geç. Yan yana oturun, güzel güzel konuşun. Abi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Saadet Partisi grubu olarak bu mecliste ve bu kürsüde kendi fikirlerini söyleyen kişilerle fikri bir diyalog içerisinde olmayı tercih ederiz. Ama sadece polemikten beslenen, bir yerlere mesaj vermek için bu kürsüyü kendi polemikleriyle meşgul etmek isteyenler aslında çok fazla cevap vermek istemiyorum ama sayıları az da olsa maalesef bu tarz birkaç milletvekili var. Onun için sadece onlara söz veriyorum. Yoksa orada bu polemikten değil, fikirden beslenen değerli arkadaşların olduğunu biliyorum. Polemikten beslenenler üzerlerine alınsın. Milli görüş siyasetini biz kendi çıkarlarımıza alet etmiyoruz. Ateşten gömleği 5 siyasi partisi kapanılan bir hareket olarak bugün devam ettiriyoruz. Milli görüş siyasetini kimler kendi rantlarına alet ediyorlar? Kendilerini batıdaki lobiler... Milli görüşü 4-5 saat anlatamayız ya. Buyur. Buyursun. Zaten milli görüş 4-5 saatte anlatılabilecek bir görüşme değil. Sizler de biliyorsunuz Sayın geçelim. Başkanım. Ben sadece birkaç kelime ile ancak bunu anlayabilecek olanlara cevap veriyorum efendim. Sizler zaten müktesebatınız da buna vakıfsınız. Milli görüşü kimler sömürür? Kendilerini batıdaki lobilere ve içerideki yalı sermayesi ve rant çevrelerine şirin gözükmek için biz milli görüş gömleğini çıkardık deyip günü geldiğinde o gömleği tekrar giymek isteyenler ancak milli görüş gömleğini siyasetini şey yapar. Bir müsaade edin, bir müsaade edin. Çıkın oradan. O gömleği kimin söylediği belli. Milli görüş siyasetinin bedelini ödeyenler hala burada siyaset yapmaya devam ediyor Saadet Partisi'nde. Ama nefesi tükenen, yorulan, ilk durakta kendini iktidarın trenine atanlar ise milli görüşle ilgili asla bir söz söyleme hakkına sahip değil. Sayın Özgür Özel'in Hamas'la ilgili sözüne gelince onun cevabını elbette Cumhuriyet Halk Partisi verir. Ben Saadet... Buyurun. Buyurun, toparlayın. Saadet Partisi adına diyorum ki Hamas kendi haklarını savunan bir müsaade et. Bir direniş örgütüdür diyorum. Bir direniş örgütüdür diyorum. Peki Sayın Erdoğan Yunanistan Başbakanını basın toplantısında kabul etti. O da dedi ki Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Bey ne dedi? Değerli dostum, ben senin bu sözlerine katılamıyorum. Bu mudur? Kovamadı mı Yunanistan Başbakanını? Sen bu ülkenin topraklarında Yunanistan Başbakanına Hamas terör örgütüdür dedirtiyorsun. Sadece değerli dostum, ben senin görüşlerine katılamıyorum diyorsun. Birincisi bu. İki, bir müsaade et. Bağırmanıza gerek yok. Çıkın Yunanistan Başkanına bağırın. Kovun onu. Bu ülke topraklarında Hamas terör örgütüdür dedirtmeyin. Bir müsaade et. Müsaade et. Eğer bir laf söyleyecekseniz, bir laf söyleyecekseniz, neyse, polemikten beslenen arkadaşların sayısı bayağı artmış herhalde. Sayın Başkan, son bir de buyurun. Bir diğer husus Sayın Başkanım. Evet, biz Hamas'a terör örgütü diyenlere karşı kendi görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Peki Adalet ve Kalkınma Partiler, kendi parti sözcüleri Ömer Çelik, İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur derken bugün çıkıp Ömer Çelik doğru söylemiyor, biz Ömer Çelik gibi düşünmüyoruz diyebiliyorlar mı? Desinler, desinler. Peki. Özgür Özel'e söz söylemek kolay da Ömer Çelik gelince hepiniz sus pus mu oluyorsunuz? Dolayısıyla bizim ne dediğimiz bellidir. Başkalarına olan sözler üzerinden bizi eleştirmeyin. Biz dün size karşı neler söylemiş olanları 2 numara, 3 numara olarak partide bulundurduğunuzu biliyoruz. Ortaklarınıza bakın, geçmişte sizinle ilgili neler söyledi. Onun için gelin polemiklerle değil müktesebatlarınızla burada konuşun. Bu milletin polemiklere karnı tok. Onun için birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği günü geldiğinde bir madalya olarak takma gibi bir lüksü asla size yaşatmayacağız.